Açıklamayı bir daha izleyenlerimize verelim. Şimdi arkadaşlar ekrana da verdiler. Bir kez daha söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir basın açıklaması Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklama önemli. Az önce Zafer Bey de paylaştı. Bir de detaylandıralım tekrar. Deniliyor ki. PKK, KCK ve diğer terör unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza yönelik, halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22'de Hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir deniliyor. Devamına da bakalım. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar esnasında masum sivillerin, dost ve unsurların tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ifadesi kullanılıyor efendim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bu yeni açıklamada son dakika bilgisi. Gürbüz Bey sizden değerlendirmenizi alacağım ama Mesut Hocam'dan bu konuyla alakalı bu açıklamayla ilgili de bir hemen değerlendirme Şimdi alalım. Burada en önemli hadise bana göre nereye saldırı yapıldığını söylüyor Savunma Bakanları. Terörist hedefleri. Ne zaman? Saati bu akşam 22'de. Nasıl da yapılmış? Irak ve Suriye. Yani Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya kol kanat geliyor ama bizim siyahımızı vurdun. Ben bu örgütü vuracağım diyor. Ve vuruyor. Bu çok önemli bir siyasi ve askeri kararlılık. Zaten biraz sonra konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nda gereken cezayı verdik. Vermeye devam edeceğiz diyor. Şimdi kaç tane hedef vurulmuş? 29 hedef. Şimdi 29 bana da hedef geliyor bir tane hedef. Vurduk vurduk diyorsunuz. Güzel kardeşlerim. Arkamızda 7 düvel var. 7 düvel. Bana bu mesajları atanlara sözleniyorum. 90'dan beri verilmedik silah kalmadı bunlara. Hala da veriyorlar. 29 hedeften 2900 hedefe kadar mücadele edeceğiz. Bu bir mücadele, bu var olma yok olma meselesi. Bakın 90 60 bin tır silah var ve arkasında büyük devletler var. Kimle savaştığımızı önce bir görün. Yoksa bu PKK iki gün içerisinde halledilebilir. Şimdi geldiğimiz burada en önemli şey şu. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. Ne demek yani? Eğer devletlerden bir tanesi bağımsızlığına ve egemenliğine karşı bir taarruz varsa onu meşru müdafaa ama orantılıkla yapması lazım. Yani İsrail'in yaptığı gibi 75 gündür Gidim 80 gündür sivilleri öldürmek değil. Kim bana silah çektiyse onu cezalandırıyorum. Bunu yapanlar kim? Buradaki komandolarımızı vuran hainlerin kardeşleri olan kahraman pilotlarımız gidip oradaki hedefleri tek tek vuruyorlar. Hocam bu 51. maddeye dikkat çekmesinin Milli Savunma Bakanlığı'nın bana göre en önemli be? en önemli nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuka uygun, uygun davranıyor. Aynen. Onu Dolayısıyla biz, bir hukuki olarak uluslararası hukuk dışında bir şey yapmıyoruz. 50. madde anlamda çok önemli. buradaki bakın vurulan hedefleri gösteriyor. Biz gidip insanları, köylüleri, masum çocukları, kadınları vurmuyoruz. Kimse askeri hedef. Zaten e, askeri hedef Lahey ve Cenevre Sözleşmesi'nin de belli. Sizin dediğiniz gibi kıymetli hocam. Türk ordusu şanlı ve şerefli bir ordudur. Yaptığı mücadele de şanla şerefi mücadelesi Türk milletinin evet, namus taşıdığı. Mesut Hakkı Hocam zaten şu ifade de özellikle bizzat vurgulanıyor. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin dost unsurların tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Buradan deniliyor. dost unsurlar da bize Özay Bey'in dediği gibi dost unsurumuz Sendkom'un koca kafalarına da bildirdik çekilin oradan diye. Bunu kim söyledi? Hakan Fidan söyledi 1 Ekim'de. Buradan çekilin. Orada olursanız canlı hedef olursunuz. Bu açık bir şekilde. Ama o dost unsur ifadesi çok daha böyle ironik değil mi? Hocam şimdi yani... dost bu, bu şeyde şöyle geçiyor. IFF. Identification Friend Found. Dost ve düşman ayrımı. Onlar benim ne dediğimi çok güzel anlarlar. Çok güzel söylediniz. Yani şimdi burada dost unsur ne arar? Bakın akıl var mantık var. PKK'nın lojistik destek, lojistik merkezi burası. Siz de anlatmıştık bunları. Hatırlarsınız. Evet, evet. Önceki harekat bu. Burada vurulan hedef gayet açık. Pilot bakıyor. SİHA bakıyor. Burada mühimmat var. Bunu vuruyor. Sivilleri vuruyor mu? Hayır. Peki bunun evet, içerisinde... Bu görüntüler Eylül ayına ait hocam. İlk evet. evet. Ben beraber anlatmıştık de, size. A a İlk yapılan çünkü harekat evet. bu. Eylül Ava O söylediğim burada. gecede ve 56 hedef vuruldu. Şimdi bakalım burada. Bakın şurada Gördüğünüz gibi PKK'ya kule yapmışlar. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Fransızlar yaptı bunu. Öyle değil mi? E, Lafarge şeysi hala davalı. Kendi devleti şey yaptı, dava etti. Buradaki vurulana bakalım. Burada şimdi Amerikan askeri ne gezer hocam? Ben soruyorum size. Eğer dost da o, burada PKK'la yan yana geçmemesi lazım. O zaman sen kör değilsin ki ben PKK'la yan geziyorum. Ha, körsen kör ederler adamı işte. Hocam dost unsurlar özellikle... Ya çok özür <laughs> diyorum Gürbüz Hocam. Lütfen kızmayın bana. Ee, sanıyorum haber doğru bakıyordum doğru mu değil mi diye de... Hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti Grup Başkan Vekili Musabat Dervişoğlu şehitlerimiz için meclisi bir ortak bildiri yayınlamaya davet ediyor. Bu öneriye MHP, AK Parti ve Saadet Grubu kabul oyu veriyor. CHP ve DEM Parti farklı gerekçelerle haftaya ertelenmesini isteyerek reddediyor. Gecenin bu saatine yetişmez ee, vesaire gibi yani, gerekçelerle. E, hani az önce konuştuğumuz konulara ek olarak, yorumsuz olarak ben bunu aktarayım ya, zaten. Aziz milletin çok işte, Yorumlanacaktır. huzuruna e, kim dost kim düşman bu mecliste de çıkıyor ortaya işte. Yani düşmanlar uzaklarda değil aslında. Yani Mehmetçik gece ben gündüz karkış kesmeyin. demeden vatan nöbeti bekliyor çok da üzülürüm, gece vakti geç ben, diye artık. bildiri yayınlanmasının geciktirilmesi ne kadar e, geçerli bir bahane. Mehmetçik gece gündüz demiyor yani. Evet. 7-20 ya, saat gördün orada. Şimdi, kudret. haritaya bir dönebilirsek e, bir şey. Haritaya döneceğiz ama bu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması üzerine e, sizin o başta O açıklamayı bir alalım istediklerine... o zaman tekrar. Tamam, açıklamayı bizim? bir ekrana evet. verebilir misin Gökhan rica Oradaki Oradaki ifadeleri. Evet. Orada kullanılan ifadelerden çünkü konuşuyoruz. 29 hedef imha edilmiştir deniliyor. Evet ekrana da geldi. Evet. Evet. 23 Aralık 2023 saat 22'de hava harekatları icra edilmiş. E, i̇cra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir deniliyor. Şimdi şurada bana göre en önemli cümlelerden bir tanesi az önce dost unsurlardan bahsettik ya dost unsurlara mesaj olacak bir şey şu. İcra edilen hareketlerde, harekatlarda azemi oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak eskiden o dost unsurlardan alıyorduk çoğunlukla değil mi? Ben e bize vermiyorlardı. Vermedikleri ve bize gibi. Vermedikleri, vermedikleri gibi verdirtmiyorlardı. Da. Ve, ve terör örgütüne veriyorlardı. Evet. Bakın bugünkü saldırıda ilk defa terör örgütünün kullandığı değişik roket atarlar var, İlk defa kullandığı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin adını anarak her zaman söylüyoruz. <laughs> Suriye'deki, Kandil'deki terör örgütü mensuplarına sürekli olarak yeni mühimmatlar, yeni silahlar aktarıyorlar. Ama siz onları aktarırken biz yerli ve milli mühimmat kullanarak bu işi yapıyoruz. Bu çok önemli. Bir başka bir şey var. Bu da, aynı da geçmeden Peki. Şeyin bakın yerini de belirtiyor. Irak ve Suriye ama niçin? Halkımıza ve hudut güvenliğini sağlamak. Her egemen devletin birinci görevi kendi hudutlarını sağlamaktır. Şimdi bu bölgede 1980'den bu tarafa yaklaşık 40 senedir Irak ve Suriye kendi tarafındaki hudutları koruyamıyor. Ve bundan istifade eden bir terör örgütü var. Ve öbür taraftan da bu çok önemli. Milletin beka ve güvenliği için Tek bir terörist kalmayınca kadar demek ki biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Özür dilerim. Şimdi e, belki de şu ifade e, çok önemli. Size saldırı Irak'ın kuzeyinde yapılıyor. Irak'ın kuzeyinde şehit veriyorsunuz, şehit veriyoruz. Dolayısıyla biz onlara yanıt verirken iki yerde, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde e, operasyon yapıyoruz, karşılık veriyoruz. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Ee, bir karşılık vermesi gerektiğinde terör örgütüne sadece bir noktada değil birçok noktada vuracağını etkisiz hale getireceğini, zarar vereceğini e, net bir şekilde göstermesi bakımından önemli. E i̇nsan hakları açısından şu önemli. Masumlar, siviller, dost unsurlar ve evet. tarihi kültürlü varlıklar. Şimdi ben he, oradaydım. 1990'da Amerikan ordusu Ezan Efe'de herhalde bunlara vakıftır. Irak'ın bütün kültür varlıklarını yağmaladılar altınlarını çaldılar. Evet. Bağdat Müzesini. Evet, hala çalıyorlar. IŞİD'de ve Suriye'deki müzeleri. Amerikalı yaptı. bir asker bana e, Irak'tan getirdiği sarayın parçasını gösterdi. Yağmalamışlar içerideki sanat eserlerini. Evet. Dolayısıyla şanlı şerefli bir ordunun kendi milletinin korumak. o son yandım, önemli der, bir vurgusu şu kültürel varlıklar ve çevrenin o. zarar görmemesi. Bakın bugün Gazze'de yaklaşık 78-79 gündür. Kültürde o bir daracık şey daracık gaz şeridinde, daracık gazın içinde insanların birazcık tarım yapabileceği alanlar vardı. Birazcık verimli topraklardır orası. Gidip görenler yerinde tespit etmiştir. O topraklara zarar vermek için özellikle toprağın yapısını boyan bombalar yapıyor. bombalar İlman attılar. Evet. Özel şeyler attılar Hocam, dolayısıyla. zeytin ağaçlarını çalıyorlar evet, ya. Evet. Zeytin ağaçlarının doktorların çalıyorlar. Türkiye'nin hassasiyeti açısından, hani dışarıda eleştiriliyor ya e, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye sivilleri vurdu, sivilleri vuruyor, sürekli olarak sivillere zarar yerleşim birimlerini vuruyor. İşte size tarihi ve kültürel evet. varlıklar. bu çok önemli bir Şimdi ayrıntıydı. Bu... E, buyurun Zafer Bey, sizin bir şey söyleyebilir miyim? Tabii alayım. Bir harita varsa e, harita. Birazdan bir zaten tamam. konuşacağız tamam. harita üzerinde ama biraz üzerinde önemli. Evet bir şey Zafer Bey, sizin tamam. ilave etmek istediğiniz bir husus var mı? Buna aslında paralel ama bakın başka bir şey. Hocam buyurunuz. Şimdi e, terör örgütü bu saldırıyı neden yaptı? Kim terör örgütünü neden teşvik etti? 19 Aralık günü yani 4 gün önce Ankara'nın bir misafiri vardı Furya. Hı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bizim evet. Dışişleri Bakanımız evet. Hakan Fidan'la görüştüler ve o görüşmeden sonra bir sonuç bildirgesi yayınlandı. O sonuç bildirgesinin 5. maddesinde dendi ki Kalkınma yolu projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi evet, için aynen. atılması gereken adımlar istişare edilmiştir. Bu ne demek? Bak bunu haritada anlatabiliriz. Harita gelsin. Ben buradan anlatayım. Öyle mi? E hadi buyurun o zaman. Bakın e, önemli. <laughs> e, önemli. Yani. Hayır hayır bakın önemli. Şu açıdan yani önemli. Coğrafya dersi olunca kalkıyor. Bakın şu açıdan önemli. Bu kalkınma yolu projesi. Evet. Şimdi bugün İlim de Gazze, Gazze neden ee, İsrail ve Amerika tarafından böyle mercek altına alınmışsa bu kalkınma yolu projesi de Irak kalkınma yolu projesi de Basra körfezini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bir proje. Hı hı. Yaklaşık 17 milyar dolarlık bir proje. Bütün hadise şu dünya ticaretinin %90'ının gerçekleştiği deniz ticaret yollarına kim hakim olacak meselesi. Şimdi bakın 19 Aralık günü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Irak Dışişleri Bakanı Irak Kalkınma Yolu projesi için kararlılık vurgusu yapıyor. Ben şimdi size 3 Ekim gününden bir haber başlığı okuyacağım. Irak Başbakanı Sudani diyor ki kalkınma yolu projesi başladı. Sudani Basra Çok Körfezi'nden Türkiye'ye Türkiye uzanacak olan kalkınma yolu projesinin başladığını belirtiyor. Ne zaman? 3 Ekim'de. Peki 7 Ekim'de ne oluyor? Savaş başlıyor. 7 Ekim'de Gazze karışıyor. İsrail karışıyor. Daha sonra gündemine geliyor. Deniliyor ki Hindistan'dan değil mi Süveyş Kanalı'nı bypass edecek bir kanal açılacak. Nereden bu kanalın çıkış noktası? Hindistan'dan gelen gemiler Peki, nereden geçecek? Kızıldeniz gelecek? diyorlar ki Kızıldeniz Deniz'den, değil. Kızıldeniz'den geçmeyecek. Aşağıdan Gazze'den çıkacak. Yeni bir kanaldan bahsediliyor. Aynı zaman diliminde Türkiye ile Irak'sa bu yolu daha da kısaltacak Irak kalkınma yolu projesi için Görüşmelere başlıyor ve Irak Başbakanı bu açıklamayı yapıyor. 19 Aralık günü Irak Dışişleri ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ankara'da bu sonuç bildirgesini yayınlıyor. 4 gün sonra İsrail'in ve Amerika'nın kullanışlı aparatı PKK Türk askerine saldırıyor. Bu olaylar arasında bir bağlantı olmama ihtimali söz konusu bile değil. Yani tas tamam işin sebeplerinden bu terör saldırısının e, örgütün Organize oldu, gerçekleştirmediği bir şekilde... Bu dönemde harekete geçmesinin sebebi tas tamam bu çarşamba günü yayınlanan bildiriye Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in terör örgütü üzerinden verdiği cevaptır. Bu akşam bizim Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın kontrolündeki aslında Amerika'nın kontrolündeki petrol kuyularını vurması da mesajı aldık. Bu da bizim mesajımızdır cevabıdır. Peki e, reklam arkadaşlar daha zamanımız var mı? Peki iki dakikamız var. E, kim i̇ki, iki, dakika içerisinde son bir ilavesi olan var mı acaba bu başlıkla alakalı? E, ee, Özel abiye bakıyorum. Son, son iki dakika deyince konuşmak istemiyorum. Oo, Sözünüzü o zaman ay sözünüzü keseceğim ayba, 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 şimdi daha söyleyeyim ayba, ayba. ama iki dakikamız tamam. var. Buyurun Yok, efendim. Yok e, o şey değil. E, maalesef dikkat çekmek istediğim nokta şu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan sivillere yönelik özen, tarihi ve kültürel eserler, dost unsurlar. Eee Madrid'deki NATO zirvesinde Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz çıktı dedi ki Türkiye'ye dedi ne ambargosu olur mu öyle şey dedi. Bize Türkiye ambargo falan uygulamıyoruz dedi. Türkiye'yi Suriye'ye harekatlarından dolayı fiilen ambargo uygulayan, parasını ödediği birçok deniz kuvvetlerine ait parçayı bile teslim etmekten imtina eden ama aynı anda Merkel görevdeki son gününde Mısır'a inanılmaz hava savunma sistemleri satmıştı. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında e, bir de işin o boyutu var. Yani bana şimdi İsrail e laf etmezler. İsrail 21 bin kişi öldürdü. %70'i kadın çocuk. Türk Silahlı Kuvvetleri, Uluslararası Af Örgütü İsrail Gazi operasyona başladı. 8 bin ölü varken e, sayfasında İsrail'i kınayan tek bir paylaşım yapmadı. Aynı uluslararası af örgütü bizim Irak'ın kuzeyindeki operasyonda iki tane sivili Türkiye öldürmüş olabilir yanlışlıkla. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde yargılansın diye basın toplantısı yapmıştı. Şimdi dünyanın iki yüzlülüğünü görmek açısından İsrail'in Gazze'de yaptığı asla mukayese kabul etmez de bizim terörle mücadeledeki hassasiyetimiz sadece biz hendek eylemlerinde siviller zarar görmesin diye o yüzden ev ev temizlendi orası. 800 civarında şehidi var bu ülkenin. Asker polis. Yoksa bilmezler miydi o kapatılmış hendek kazıtılmış mahalleleri havadan hmm. indir. Ee, evet. Şöyle bir ekleme evet, yapayım işte. Eklemenizi sadece bir cümle alabilirim reklama gitmem bakın, bir Almanya gerekiyor. Almanya diyor ki biz size diyor Eurofighterları veririz ama diyor. Suriye'de ve Ege'de kullanmayacağım bunu. Menen aynı şeyi söylüyor ve Sayın Dışişleri Bakanımız da diyor ki bize karşı gizli bir şey var ve bu. Buna Peki. karşı biz de gereğini yapacağız diyor. Yani çarşamba günü uçacak olan milli muharebe uçağı ile bizim yeni Anka 3'ün ne oldu? Bir şekilde Türk milletinin anlaması gerekiyor. Bağımsızlık bu. Yoksa ben Güneydoğu dedim. Zafer Bey'in dediği gibi siz buraya bomba atmayın falan diye bize ammarık uyguluyorlardı. Peki. Şimdi bir araya gidelim. Ayha efendim. Aranın ardında efendim bizden ayrılmayın. Sıcak gelişmeleri de bir yandan sizlere aktarıyoruz. Devam edeceğiz.